Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Durum şu. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı, bitti, kül oldu. 128 milyar doları açıklayacağız diye 128 ayrı masal anlatıyorlar, masal dinliyoruz. Ekonominin inek Şaban'ıyla, burası çok önemli, Badi Ekrem'i el ele verip döviz kurunu baskılamak için hazinedeki dövizi sattı. Bir puan faiz arttırmamak için sattılar da sattılar. Ne faizi tutabildiler ne de dövizi tutabildiler. Bir de utanmadan bunu savunuyorsunuz. Böyle cahillik, böyle ciddiyetsizlik olabilir mi? Madem öyle, eğer gerçekten de kaybolan bir şey yoksa, hadi o 128 milyar doları yerine koyun da hep beraber görelim. Tüm bu yalan rüzgarı içerisinde iktidarın sorulmasını istemediği bir başka soru var. Milletin hazinesindeki dövizi ortalama 6.20 liradan satan bu iktidar bugün 8.1 lira olan döviz kuru dolayısıyla kimin ya da kimlerin cebine 250 milyar lira koydu? Büyük illüzyonist Sayın Erdoğan'ın becerikli ellerinde memleket adeta bir kayıplar ülkesi oldu. Sipariş edildiği söylenen aşılar kayıp. Gri pasaportla yurt dışına gönderilen belediye görevlileri kayıp. Ege'de adalar, Mısır'da Rabia kayıp. Uçan ekonomi masalları anlatılırken 128 milyar dolarlık rezerv kayıp, kayıpların peşine düşenler için adalet kayıp, milletin derdine düşenler için demokrasi kayıp, milletimiz için hak kayıp, hukuk kayıp, huzur kayıp, mutluluğu, kadınlarımızın mutluluğu, gençlerimizin umudu kayıp, ahlak kayıp, vicdan kayıp, ciddiyet kayıp. E tabi haliyle 128 milyarı kaybeden PowerPoint sunumların efendisi, damat bakan da kayıp. Ülkemizde sürekli birileri ve bir şeyler kayboluyor. Bir zamanlar var olanlar birer birer kayboluyor.